Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. MWC turumuz devam ediyor biliyorsunuz. Barcelona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarındayız. Sony standına geldik. Burada Sony Xperia 1 tanıtılmıştı gün içinde. Biz de hemen sıcağı sıcağına sizlere bu telefonla ilgili bilgileri aktarmak için gelmiş bulunmaktayız. 6.5 inçlik büyük bir telefon var şu an elimde görüyorsunuz. 1664'e 3840 piksellik bir çözünürlük sunuyor bu telefon. Ekranımızın 4K olduğunu ve Triluminos ki Sony'nin diğer modellerinde de vardı zaman zaman kullandığı bir ekran teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. Gorilla Glass 6 ekran koruması, %82 ekran gövde oranı olduğunu da söylemiş olalım. Şu anda telefonu tabi ana menüsüne geçemiyoruz. Burada bir sınırlandırma var anladığım kadarıyla. Ama en azından genel özelliklerine ve fiziksel görünümüne buradan bakacağız. Şimdi yan tarafı çeviriyorum ben size. Yan tarafta görüyorsunuz şu kısımda, tam anlaşılıyor mu bilmiyorum ekranda ama bir yan tarafta bir parmak izi okuyucumuz var. Sony parmak izi okuyucuyu yan tarafa almış. Onun hemen altında açma kapama tuşumuz mevcut. Ses aktarma açma tuşu da yine bu tarafta bulunuyor. Telefonun arka tarafına geçecek olursak 3 tane kamerayı görüyorsunuz. Bu kameralardan bir tanesi 12 megapiksellik çözünürlük sunarken bir diğeri yine 12 megapiksel sunuyor. Üçüncüsü de yine 12 megapiksel. Yani bütün kameralarımız söylediğim gibi 12 megapiksel çözünürlükte karşımıza çıkıyor. Ama bunlardan bir tanesi ana kamera, bir diğeri geniş açı, bir diğeri ise telefoto özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Telefonun alt tarafına bakacak olursak USB Type-C bağlantısı bizi karşılıyor. Hemen şöyle biraz daha çevireyim. Şöyle göstermiş olayım. Yan tarafta başka bir şey, bu tarafta bir şey yok. Üst tarafta ise sim kart yuvamız konumlandırılmış durumda. Çok şık bir telefon var, onu baştan söyleyeyim. IPS 68 su geçirmeme ve toza dayanıklılık standartlarını desteklediğini de söylemiş olalım. Kameramız ise, ön taraftaki kameramız ise 8 megapiksel. Şöyle bir evet yakından çekeyim. 8 megapiksellik çözünürlük sunuyor. 18 watt hızlı şarj, kablosuz şarj desteği ve 3300 miliamperlik bir pilimizin olduğunu da belirtmiş olalım. Telefon aynı zamanda Dolby Atmos destekliyor. Gayet başarılı bir şekilde ses tarafında da yüksek kaliteli bir şey sunuyor. Bir kalite sunuyor bize. Ekranın koruması Gorilla Glass 6 olduğunu söylemiştik. Çok şık bir telefon yapmış. Biliyorsunuz Sony Türkiye'deki faaliyetlerini epey askıya aldı. En azından telefon tarafındaki faaliyetlerini askıya almış durumda. Dünyada da telefon çıkarmaya devam ediyor. Ve hatta son döneme kadar, yakın zamana kadar da bayağı eleştiriliyordu bu telefonlar. Çok kaba olduğu vesairesi. Bu telefonu beğendim. Hani onu söyleyeyim. Tabii deneyimlemek lazım, kullanmak lazım. Burada biz sadece belli özelliklerine bakıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Son olarak teknik taraflarında 6 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama seçeneği, 512 GB'a kadar da microSD kart desteğinin olduğunu söyleyelim. Güzel bir telefon, hoş bir telefon. Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Türkiye'deki faaliyetlerini biliyorsunuz. Türkiye'de çok fazla faaliyeti kalmadı artık Sony'nin ama belli bir kitlesi var. Hala belli bir kitlesi var. Hatta muhtemelen bu videoda sizlerden yorumlar gelecek o manada. Tabii Türkiye'ye gelirse fiyatı ne olur? Orası epey karışık bir konu. Kurlar vesaireye baktığımızda fiyatın pek de ucuz olmayacağını söyleyebilirim ama şık bir telefon var. Onu belirteyim. Hoş bir telefon olmuş Xperia 1. Siz de bir Sony tutkunuysanız ve Xperia 1 hakkında görüşlerinizi bize aktarmak istiyorsanız bu videonun altında görmek isterim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.